Merhaba, bu dersimizde gribe neden olan influenza virüsü ve bu virüsün türleri üzerine konuşacağız. Üç tip influenza virüsü ya da üç farklı tür influenza virüs ailesi vardır. Her bir aileyi inceleyeceğiz ve aralarındaki farkları konuşacağız. Şimdi buraya influenza tiplerinin isimlerini yazalım. A tipi en yaygın olanı. B ve C tipi ile daha nadir karşılaşıyoruz. Ama yine de sistematik olarak hepsinden bahsedeceğiz. İlk olarak belirtileriyle başlamak istiyorum. Herhangi bir influenza virüsü bünyenize girdiğinde bunun ne tür belirtileri olur? A tipi influenza virüsü için konuşacak olursak klasik grip belirtileriyle karşılaştığımızı söyleyebiliriz öksürük gibi solunum yolları ile ilgili belirtiler olabilir. Buna ek olarak ateş, halsizlik ya da vücut ağrıları gibi bünyesel belirtiler olabilir. Şuraya bünyesel yazalım. Evet. B tipi influenza virüsü için de belirtiler çoğunlukla aynıdır. Bazıları B tipinin biraz daha hafif seyrettiğini söyler. Fakat genellikle A ve B tipinin ayrımını yapmak çok zordur. Evet, ilk iki tipten bahsettik. Bu ikisinin belirtileri gördüğünüz gibi grip dendiğinde aklımıza gelen ilk belirtiler. Solunum yollarıyla ilgili ve bünyeyi düşüren belirtiler. C tipi influenza virüsü ise diğerlerinden biraz daha farklı. Kendini yalnızca solunum yolları belirtileriyle gösterir. Her zaman demek istemiyorum çünkü her zaman istisnai durumlar olabilir. Fakat C tipi genellikle etkisini solunum sistemi üzerinde gösterir ve göreceli olarak hafif seyreder. Burnunuz akabilir veya boğazınız ağrıyabilir fakat diğer belirtileri çoğu zaman görmezsiniz. Ateşiniz çıkmaz, halsizlik yaşamazsınız, vücut ağrıları olmaz ya da genellikle olmaz diyelim. İşte diğer iki tipten en önemli farkı da bu. Videoda ilerledikçe ilginç olduğunu düşündüğüm bilgileri daire içine alacağım. Hatta evet bununla başlayalım. Bence bu çok ilginç. Görüyoruz ki j tipi influenza virüsü klasik grip belirtilerine sebep olmuyor. Eğer birinin sadece burnu akıyorsa ve boğazı ağrıyorsa o kişinin soğuk algınlığına yakalandığını düşünürüz. O yüzden burada ilginç bir durum var. Daha önce gripi taklit eden virüslerden bahsetmiştik. Burada ise tam tersi bir durum söz konusu. İnfluenza virüsü klasik grip belirtilerine sebep olmuyor. Sanki sıradan bir soğuk algınlığını taklit ediyor. Pekala, bahsettiğimiz bu üç tip arasındaki diğer farklar neler? Onlara bir bakalım. Şuraya salgın kelimesini yazalım. Eğer bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilseniz merak etmeyin. Çünkü bazen farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Neyi kastettiğimi şimdi hep birlikte göreceğiz. A ve B tipi influenza virüsü grip salgınına sebep olabilir. Fakat C tipi salgına sebep olmaz. Salgın derken ne de kastettiğimi şöyle anlatayım. Şimdi grafiğin alt kısmına yılın aylarını koyalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Buraya bir takvim yılını yerleştirdik. A ve B tipi influenza virüsü söz konusu olduğunda kışın vakaların arttığını, daha sonra düştüğünü ve kışa yaklaştıkça yeniden vakaların arttığını görürüz. Bu A ve B tipi için geçerli. C tipi için ise durum çok farklı. Bunu kırmızı renkle çizelim. C tipi influenza virüsü söz konusu olduğunda genellikle yıl boyunca az miktarda vaka ile karşılaşılır. Grafik aynı doğrultuda seyreder. Pek bir değişiklik olmaz. Salgın derken işte kastettiğim bu. Burada göreceğiniz gibi vaka sayısında artışlar oluyor. Belli aylarda ani vaka artışları oluyor. Vaka sayısı birden yükseliyor ve yaz aylarında düşüyor. Yani beklenenden fazla vaka gördüğümüzde bu durumu genellikle salgın olarak tanımlayabiliriz. Buradaki durumu ise kış salgını olarak da adlandırabiliriz. Gördüğümüz gibi A ve B tipi influenza virüsleri daha fazla insanın hasta olduğu kış salgınlarına yol açar. Ancak C tipi influenza virüsü söz konusu olduğunda genellikle böyle bir durumla karşılaşmayız. Evet, gribe neden olan farklı tip influenza virüslerinden bahsettik. Şimdi gelelim aşı konusuna. Bu virüslerin kaçı için aşı geliştirildi? A ve B tipi influenza virüsünün suçlarının aşı içinde yer aldığını, ancak C tipi influenza virüsünün aşı içine dahil edilmediğini biliyoruz. E bu da gayet mantıklı aslında. Çünkü aşının hastalığı çok ağır geçirecek olanlarda kullanılması daha mantıklı. Halsizlik ve ateş gibi belirtileri olanlar hastalığı daha ağır atlatacaklar. Yine hatırlayalım. Hastalığın salgına dönüşmesini de engellemek istiyoruz. Bu durumda A ve B tipi influenza virüsleri aşının içinde yer alırken C tipinin aşıya dahil edilmemesi kulağa gayet mantıklı geliyor. Şimdi burayı da daire içine alalım. İnfluensaya dair ilginç bilgiler içeriyor. Peki gelelim antijenik sürüklenme konusuna. Antijenik sürüklenme derken aslında biriken mutasyonlardan bahsediyoruz. Üç tüp influenza virüsü de zaman zaman mutasyon geçirir ve bu durum bağışıklık sistemimizin virüse verebileceği tepkiyi etkiler. Protein yapıları da bir nebze değişebilir. Üç tipinde mutasyon geçirme hızları birbirinden farklıdır. İlginçtir ki mutasyon hızı C'de en düşük, A'da en yüksektir. A tipi influenza virüsü en yüksek mutasyon hızına sahiptir. Bu yüzden aşısının yaygın olduğunu hatırlayalım. Antijenik sürüklenme ile beraber başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız önceki videolarımızdan birinde antijenik sürüklenme ile beraber antijenik kaymadan da bahsetmiştik. Antijenik kayma, küçük kalıtsal materyallerin aynı hücreyi etkileyen virüsler arasındaki akışını ifade ediyor. Bu durum, A tipi influenza virüsü söz konusu olduğunda oldukça önemlidir. Ama B ve C tipi için aynı derecede bir önemi olduğunu söyleyemeyiz. Antijenik kaymanın yanına da pandemiyi ekleyelim. Bu hep endişe duyduğumuz bir konu, değil mi? Bir influenza virüsünün tüm dünyaya yayılıp bütün insanları etkilemesini ve tıbbi felakete yol açmasını hayal bile etmek istemeyiz. Bu aslında A tipi influenza virüsü söz konusu olduğunda yaşadığımız bir sorun. Ve geçtiğimiz yüzyılda birçok örneğine şahit olduk. B ve C tipi influenza virüsleri için bu konuda endişelenmemize gerek yok. Pandemi riskinin antijenik kayma ile yakından ilişkili olduğunu da biliyoruz. Gelelim bahsedeceğimiz son maddeye. İnfluensanın hayvanlar üzerindeki etkileri. Şuraya hayvanlar diye ekleyelim. Üç tip influenza virüsünün de insanları etkilediğini biliyoruz. Peki acaba hangi virüs türleri hayvanlar üzerinde de etki gösteriyor? A tipi influenza virüsünün birçok hayvan üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Aklınıza hemen kuşlar gelmiş olabilir. Kuş gribi, domuz gribi gibi isimler kulağa pek de yabancı gelmiyor, değil mi? Atlar ve köpekler de A tipi influenza virüsünden etkilenebilir. Neyse ki at gribi ya da köpek gribi gibi salgınlarla henüz tanışmadık ve umarım ki tanışmayız da. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Yazdığımız tüm bu hayvanlar insanlar olarak en çok etkileşim içinde olduğumuz hayvanlar. Çiftçiyseniz domuzlarla, at biniyorsanız atlarla haşır neşir olursunuz. Öte yandan birçoğumuzun köpeği olduğunu, kuşlarınsa hep tepemizde uçtuğunu düşünürsek, bu hayvanların hepsiyle oldukça yakın mesafede olduğumuzu söyleyebiliriz. Karşılaştıracak olursak B tipi influenza virüsünün üzerinde etkili olduğu ve insanların da etkileşimde olduğu bir hayvan türü yoktur. Hayvanlar söz konusu olduğunda B tipini dert etmiyoruz. C tipi influenza virüsünden bahsedecek olursak, domuz ve köpekler içinden birkaç hayvanı etkilediğini söyleyebiliriz. A tipi kadar büyük bir sorun teşkil etmez. Atip influenza virüsünün pandemiye sebep olması antijenik kayma özelliği ve hayvanlara bulaşma riski klinik açıdan büyük önem taşır. Bu virüs domuzlar, kuşlar ve insanlar üzerinden gen geçişi sağlayabilir ve sonuç olarak pandemiye sebep olabilir. Neticede hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.